ve geriye kaldı son 10 gün. Antrenmana gidiyoruz arkadaşlar. Bugün itiş günü, göğüs ağırlıklı bir itiş günü. Biraz sert bir antrenman olma ihtimali var ama oradaki duruma göre deneyeceğim. Dün bir yükleme denemesi yaptım. Tam istediğim gibi olmadı. Bir kere daha bazı şeylerden emin olduk. Nelerden emin olduk? 10 gün kala, yaklaşık 10-11 gün kala ben bir yükleme denemesi yaparım mutlaka. Bu yükleme denememde maltodextrin, SHL7 ve tuz vardı, böyle az. Maltodextrin genelde bende çalışır ama şu anki süreçte çalıştığını pek hissetmedim açıkçası. Hoşuma gitmedi yani. O yüzden yükleme sisteminde maltodextrini kullanmama ihtimalim var. Şu anki süreçten sonra her şeyi yarışmaya göre düşünmek zorundasınız. Antrenman saatlerinde çeşitlilik yapmak zorundasınız. Çünkü podyum saati ne zaman olacak belli değil. Saat 12'de olabilir, sabah 9'da olabilir, akşam 5'te olabilir. Vücudunuz buna hep hazırlıklı olması lazım. Bir de yarışma yapan arkadaşlara bir tavsiyem var. Şimdi podyumda, podyum öncesi ısınırken aslında çok ince bir detay var. Orada lastiklerle vücudunuzu ısıtıyorsunuz. Ama vücut genellikle ağırlıklarla antrenman yapmaya alışkın. Ve bir ince detay daha, siz antrenman yaparken eşofmanlı veya uzun kolluyla antrenman yapıyorsunuz veya atletle. Backstage'de vücut çıplak ısınmaya çalıştığı zaman, atmosferde soğuk olduğu zaman yeterli bir pump'ı yakalayamayabilirsiniz. Bunun için ne yapmanız lazım? Genellikle benim düşüncem, son bir hafta kala artık zaten ağırlık çalışmanın, böyle çok yüksek ağırlıklar yapmanın vesaire, bu gibi egzersizlerin, antrenmanların size çok ciddi bir faydası olmaz. Bundan dolayı son dönemdeki antrenmanlarınızda o gün yanınızda olacak olan ekipmanlarla total body antrenmanı yapın. Yani sanki podyuma çıkacakmış gibi bir ısınma süresi yapın. Vücudunuzun kaç dakikada ısındığını görmeniz lazım. Benim vücudum 40 dakikada ısınır. Senin vücudun 20 dakikada ısınır. Şimdi senin ona göre bir ısınma rutini belirlemen lazım. İşte göğsünü mü önde pump ettin? Hangi bölgen daha geride? Omzunu mu sıralamaya aldın? Ne yaptın? Bunları bilerek bir ısınma rutini yapmanız lazım. Backstage'de yaşanan en büyük sorunlardan biri budur. Çünkü olay böyle hop bir anda oldu bit diye gelir, iş patlar. O yüzden siz önceden her şarta, her koşula hazır olmalısınız. Şimdi ben bugün göğüs antrenmanına gidiyorum. Bu protokolleri denemek zorundasınız. Bu süreç içerisinde son 10 gün kala bunların hepsini görmeniz lazım. Ben mesela dün denedim. Bugün sabah şekerim düştü yani. Üstümden şıpır şıpır ter atardım. Bir karbonhidrat yüklemesi vesaire. Yani vücudunuz her şeye reaksiyon verebilir. O yüzden her şeyi deneyip emin olmanız lazım. 3 dakika ama çok konuştum ha. Hiç de kesmem ben bunları bu arada. Neyse, keyfimiz yerinde, biraz ondan bahsedeyim. Şimdi keyifsizlik neden olur? Çok fazla vücutta östrojen bloklandığı zaman halsizlik hissi hissedersiniz. Ayaklarınız böyle dizlerinden altı böyle tutmaz gibi, böyle bir bitkinlik hissi gibi bir durum olur. Bunu yapan budur. Açlık diye bir şey aslında tamamen kafede yenebileceğiniz bir şey. Benim canım yemin ederim hiçbir şey çekmez. Yarışma bitsin ne yiyelim derler. Hiçbir şey canım çekmez yani şu an. Yemek konusuyla ilgili bir durum yok. Eğer sağlıklı yağlardan diyetinizde ödün vermeden kullanırsanız, zaten beyin fonksiyonlarınız da iyi çalışacağından, düşünce yapınız, mental yapınız, hayata bakış açınız daha farklı olur arkadaşlar. O yüzden böyle inanılmaz ölüm kalım tarzında şeylere girmeye gerek yok. Bilimsel bitkilerden faydalanmak, yağlardan, makro besinlerden, mikro besinlerden yararlanmak bu dönemde çok önemli. Bunu yaparsanız mental olarak her zaman hazır olursunuz. Pozitif olmak çok önemli. Çünkü vücut
pozitif olduğu zaman, yani dopamin ve serotoninin salgıladığı zaman yeterli verimliliği size gösterir. Aksi takdirde hemen bir koruma safhasına geçer, kortizolunuz yükselir, vücudunuz su tutar, yumuşar vesaire vesaire vesaire. Bunlara çok dikkat edin. Ama önemli olan, en çok önem vermeniz gereken nokta, mutlu olmalısınız. Huzursuz olmamalısınız. Unutmayın, bu yaptığımız şey keyif için yaptığımız, kendimiz için yaptığımız bir şey. Ve bunu yapmaya kimse bizi zorlamıyor. Yarışma değil, diyet olsa bile, antrenman olsa bile hiç fark etmez. Bu yüzden bu ince ayrıntılara çok dikkat edin. Mutlu olun. Sevdiğiniz müzikleri dinleyin. Sevdiğiniz şeyleri yapmaya çalışın. Eğer hayat tarzınız bu şekilde bunu yapabilmeye elverişli değilse de bir deneyim olarak deneyin, ama büyük bir beklenti içerisine girmeyin. Çünkü bu işin belli başlı kuralları var. Bu iş gerçekten herkesin yapabileceği bir iş değildir. Bunu lütfen unutmayın. Bu bir farklı bir boyuttur. Yarışma boyutu çok farklı bir boyuttur. Ama sağlıklı yaşamak, güzel bir vücuda sahip olmak için yapabileceğiniz çok basit şeyler var. Bunları hepiniz yapabilirsiniz. Gerçekten üşenme, erteleme, vazgeçme dediğim mottoyu ben size bu süreçte kanıtlamış olduğuma inanıyorum. Yani vücudum gerçekten çok fazla değişti. Bunu göreceksiniz. 40 gün bile değil, yaklaşık 40 gün olmasına işte bir 10 günümüz kaldı. 30 günde inanılmaz bir noktaya getirdim. Tamam, okey, ben bu işi biliyorum. Deneyimliyorum, ama hep benim üzerimde şöyle bir baskı oluşmaya başladı. Adamın parası var, işi var, gücü var, her şeyi var. Ne yap, neden vücut yapsın ki? Yani bu saatten sonra neden böyle bir şeye kalkışsın ki? Hayır arkadaşlar, hayat motivasyonu başka bir şey. Ve bunu istediğiniz zaman yapabilmek de başka bir şey. O yüzden yapmak istedim. Çok da keyifliyim. İyi ki de yapmışız. Sonucu ne olursa olsun umurumda değil. Ama çok güzel şeyler deneyimledik. En azından sizlere böyle videolar paylaşmama sebep bir ortam oluştu. Vakit ayırdım bunun için. Hayatımdan tabii ki şu an arka taraf Kraton aktif bir şekilde çalışıyor. Ben oradayım ama aslında yokum. Uzaktan eğitim sistemini bugün itibariyle durdurdum. Program yazamıyorum çünkü sadece buna konsantre olmam lazım. Çünkü gerçekten konsantre isteyen bir şey. Konsantrasyonumu arttırmam lazım. O yüzden uzaktan eğitimleri durdurdum. Özel derslerimi durdurdum. Sadece son 10 gün artık buna konsantre olacağım. Neyse, çok konuştum ya. İşte durum bu şekilde. Dertleşmiş olduk. Umarım sıkmamışımdır. Şimdi salona gidiyorum. Orada görüşürüz. Elimizde bir ölçekse 57. Bu arada bu şapkayı sordunuz arkadaşlar. Bu şapka kaç senelik bir şapkadır ben size söyleyeyim. Yıl 2008, üniversitedeydik. Ankara'da, o zaman Adidas'taydı bu şapkalar. O zamanın şapkasıdır. O zamandan beri saklarım. 2008 yılından beridir bendedir yani. Böyle bir şapkası varsa Adidas'ın çıkarsın, hemen alalım. Buradan da selamımız olsun. Görüşürüz. Vücudunuza her anlamda kulak vermeniz lazım. Hem beslenmede, hem de tabii ki antrenmanda. Bir kurala göre gitmenize gerek yok. Vücudunuzun istediğini verin. Incline bench press. Flat bench press. Üzerinden cable bench press gibi. Yani cable press, chest press. Hangisini derseniz arkadaşlar. Bu biraz çizgilenmeyi arttırmak için yaptığımız bir egzersiz. En sevdiklerimden biri. Makine söküyor.
Hadi. 10. Devam. Devam. 5. Hadi 5 daha. Devam. 2. Ne oldu Samine? Suratına bembeyaz oldu. Şekerim düştü biraz. Bakayım arkana. Evet, son kaç gün? Son 10. Önünde değişiklik var mı? Yani dediğim gibi hep taktiksel gidiyoruz. Ama son 10 gün bazı belli şeyler var. Hindi'ye döndüm. Yağ kaynaklarını bırakmadım çünkü çok uzun zaman düşük karbonhidrat gittim ve kas içindeki kas kalitesi için önemli. Avokado, çeyrek avokado, greyfurt. Neden greyfurt? Kurumaya yardımcı, potasyum oranı yüksek. Şimdi günlük tuz tüketimini sabitledim. Normalde tuz gramajı falan tartmam ama benim bu sürecimde tuzu 6 grama sabitledim. Gittikçe arttıracağım. Değişik bir taktiğim var. Onu da size gün gün anlatırım. Ve karbonhidrat bugün normal yediğimin 2 katı falan yiyeceğim muhtemelen. Neden? Yani biraz vücudumu doldurmam lazım. Günlerde çünkü sabah antrenmanı ketojenik bir sistem yaptım. Biraz daha kuruyabilmek için. İşe yaradı ama şimdi biraz daha artık podyuma yönelik teknik taktik oyunlar oynayıp oradaki sanatı yansıtmak için ince detaylar çalışacağım. Şimdi Tülin anneyi bırakmaya gidiyoruz. Evet anne. Yaklaşık 10 gündür buradasın. 15 gün. 15 gündeki değişim nasıl? Çok iyi. Form check. Ev için geldiğin anne. İnşallah güzel sonuçlar alacağım. İnşallah ben gerçekten... Ama yaptım yani bu sefer. Oğlum. Bu sefer yaptım yani. Yani şeyde çok bariz. Hani vücudunun o derinin temizliği mi deniyor ona? Hmm. O pürüzsüzlüğü mü deniyor? Ya ben de yeni anlamaya başladım bu işlerden. Cildinin. Annem tecrübeli ya. 10 senelik. Master hakem. Öyle söyleme ya. Şu anda bugün çok fazla yorum yapamayacağım çünkü 7-10 gündür. Evet, bir daha yarışmanı görmek isterdim ama artık yüreğim kaldırmaz. İnşallah. Bundan sonra olimpiya. İnşallah güzel. Aa, Allah söyletti. Olimpiya dedim. Alda gelsem. İyiyim iyiyim bugün iyiyim. Bak vücudu dinlendirmek, vücudu dinlemek dedim geçen videoda. Aynen şu an yaptığım o. Abi sen ne var? Kararsız kaldım. Yani normaldeki rutinde sabah ağırlık antrenmanı üzerine kardiyo, akşam pols çalışması, kardiyo ve karın vardı. Yani bu 3 gün üst üste tekrarlandığı zaman vücut bir yerden sonra abi dur 2 dakika dinleneyim moduna geçer. Eğer orada inat edip üzerine giderseniz olumsuz sonuç almaya başlarsınız. O zaman da afallamalar başlar. O yüzden biraz vücudu dinlemelisiniz ama vücut ve beyin arasında çok fark var. Beyin size sizin yapmak istediğinizi yaptırır ama vücut gerekli olanı söyler. O yüzden o iki ayrımı yapabilmeniz peki, lazım. Peki yani bizde yüzerken de biz hep antrenmanları azaltır taper döneminde. Size de ağırlıkta da yani son ana kadar böyle yoğun ağır mı çalışmak gerekiyor yoksa azaltmak mı gerekiyor? Bu işi kesinlikle hiçbir performans sporuyla kıyas yapılmaması lazım. Çünkü bu bir spor değil. Hı. Bu bir sanattır. Hı hı. Vücut geliştirme sanatın bilimle harmanlanmış halidir. Her zamanki laf. Performans sporlarında daha iyi bir performans alabilmek için vücudu dinlendirme safhasına çekip enerji yüklemesi yapılır. Bunda da ona benzer bir şey var. Ama bizde
vücudun kondisyonunun podyumda sert ve patlak görünebilmesi için son dönemlerde aslında hafif antrenman yerine daha sert antrenman yapılması gerekir. Hmm. Ki vücut daha kondisyonlu dursun. Daha yüksek nabızda, daha az tekrarlar, daha ağır kilolarla. Hayır, şöyle demek istiyorum. Atıyorum hani 2 saat antrenmanını harcıyorsun ya. Aha. Yine aynı 2 saatlik mi efor gerekiyor, yoksa 1 saatte ki 2 saat yaptın 1 saati indirip daha verimli mi çalışmak şimdi, lazım? Şimdi o tamamen sporcunun kondisyonuna bağlıdır. Eğer sen 2 haftaya gelmiş hale daha yağ yakmaya çalışıyorsan yani o yüzden daha zaman harcaman gerekebilir. Ama sen yağ yakımını tamamlamış, artık ince dokunuşlar, işte deri incelmesidir. Ne bileyim, biraz daha detay çalışmalarıdır. Bir bölgede birazcık daha ödem kalmıştır, o bölgedeki ödem gidermedir. O tip antrenmanlara yönelilir, daha keyifli olur. Son dönemlerde stresin artması yerine stresin düşmesi, çok daha rahat bir kafaya geçilmesi gerekir. Rahat olman lazım. Bir harcadığınız su ve tuz oranını iyi dengelemeniz gerekir. Evet, su, tuz. Bu çok önemli bir şey son zamanlarda. Ona çok dikkat edilmesi su, gerekir. Su, tuz ve karbonhidrat. Su, tuz, karbonhidrat ayarlaması. Benim son 10 günüm. Tuz hale daha şu an ortalama kullandığım bir ayardadır. 6 gramdayım. Normalde tuzu çok fazla tartmam yarışma dönemleri dışında, ama yarışma dönemlerinde tuzu, yağı, karbonhidratı kesinlikle tartarım. Protein zaten ortalama olarak bellidir. Onda çok fazla bir değişkenlik olmaz. Yaklaşık ben 801 kilogram arasında hazırlandım günlük. Hı hı. O da çiğ değeri yani. Ekstra da bir şey yemedim. Olay çok fazla protein oynamasıyla değil burada. Buradaki ayar dediğim gibi bu yağın, tuzun, suyun ve karbonhidratın ince ayar yapılmasında. Peki uykunun ne kadar önemi var? Uyku çok önemli, ama yarışmaya hazırlanan bir adamın uyku problemi olması çok yüksek ihtimaldir. Bizde de vardı. Tabii yani, kıyaslanamaz performans sporuyla diyorsun ama. Yani performans sporuyla kıyaslanamayacağı çok nokta var. Bu şöyle bir şey. Saniyeyle ölçülebilen veya hızla ölçülebilen bir veya skorla ölçülebilen bir şey değildir. O yüzden bu tamamıyla fiziki görüntüye dayalı bir durum olduğundan dolayı ve tezat bir şeydir. Çok az yemek yiyip çok büyük performans beklemek. Diğer sporlarda çok karbonhidrat ya da çok kalori alıp iyi bir performans çıkarma hedeflenirken burada tam tersidir. Bu bence dünyanın en zorudur. Yani bundan daha zor bir şey olamaz. Çünkü bir insanın doğasına, fiziki, fizyolojik yapısına tamamen aykırı bir durumdur bu. Yani bence çok zor. Çok zor bir şey. Hem irade, hem savaş. Evet. Yani çok zor. Normal bir şey değil, iyi bir şey de değil. Bunu söyleyeyim yani. Bu sağlıklı bir durum değildir. Yani insanın doğasına aykırı olan bir şeyi sen zorla yaptırmaya çalıştığın bir durum. Bu değişik bir hikaye. O yüzden bunu iyi anlamak, iyi bilmek, İyi gözlemlemek lazım. Şöyle önemli bir sorum daha var. Hani sen bu ilk yarışmaya ben gireceğim dediğin zamanlarda. Evet. İşte bu daha önceki yaşanan agresiflikler ya da bu tarz yarışmacıların yaşadığı agresiflikler falan. Anlatılırdı. Anlatılırdı. Ben de çok karşıydım bundan dolayı. Annem de ama, sürekli öyle konulardan bahsederdi. Ama bunların her birinin bir açıklaması var. Ben her videoda bunları bahsettim. Bu yaşanılan olaylar. Annem beni, ben 24-25 yaşındayken ki halimi hatırlar. Ben 5 yıldır Kıbrıs'ta değilim ve burada bayağı büyüyüp bayağı deneyim yakaladım. O oradaki hallerimi hatırlar. Orada yaşadığımız sebep, anne sen de hatırlan. O zaman bir hocayla çalışırdım. İşte hocaya ulaştık mı, ulaşamadık mı vesaire. Bütün yarışmalarda çok stres yaşadık. Çünkü yani vücudunda bu çok önemli bir şey. Çalıştığınız hoca da çok önemli bir şey. Çünkü yani yarışmaya çıkacaksınız. Bir bakarsınız ki vücutta bir değişim var. Bu değişimi nasıl, sen nasıl çözeceksin? Ne yiyeceksin? Ne içeceksin? Yani orada telefon... Büyük stres. Tabii ki büyük stres. Hocaya ulaştınız, ulaşmadınız. Bir de yani yanında olmadığı sürece olmaz. Yani imkansız olmaz. Çünkü ekranda gördüğünden gözle gördüğün arasında çok fark var. Elini derisine dokundurduğunda bile çok fark var. Her şey farklıdır. Yani bu yani birebir birisinin yanında olması gerekir. Ben bu süreçte en son yani son gelişimden sonra Sami'ye dedim ki yani
bunun sana, senin kimseye ihtiyacın yok çünkü sen zaten her şeyi biliyorsun. Yani sana biri şunu ye, şunu ye, şunu ye dese olmaz çünkü sen bu işin masterini yapmış durumdasın. Yani kendi vücudunla beraber birebir bunu yaptın ve bundan sonra da ne yiyip ne yemeyeceğini sana birisi söyleyemez. Ancak sen bunu çözebilirsin ki bunun uzmanı da sen tabii olsun. Tabii yani kendi vücudunu, evet. Vücudunu tanıdın. Şimdi açıklayayım ben. Kendi vücudundaki reaksiyonları. Bunu herkesten böyle bir şey beklemek yanlıştır. Çünkü hepimiz o yollardan geçtik. Ben de o yollardan geçtim. Ben şimdi bir antrenörüm aynı zamanda. Bir spor bilimcisiyim ve yıllardır bu işi yaptığım için vücuduma neyin ne tepki vereceğini, işte öğrencilerimin hangisinde ne olduğunu ve çok fazla insanla çalışma fırsatım olduğu için, sadece yarışma anlamında değil. Ben yarışma için zaten hazırlamam. Ama birçok insanın vücudunu değiştirmemdeki sebep ya da burada olan olay tecrübedir. Tecrübenin işi bilerek bir araya getirilmiş halidir. Şimdi kendimi bildiğimden dolayı, vücuduma neyin nasıl reaksiyon vereceğini bildiğimden dolayı kafam rahat. Ama bir başkasında, bak geçen videoda da söyledim, beklenti içerisine girip şimdi ne yapmam lazımı sorgulamaya başladığında iş sıkıntıya girer. Ve o zaman agresiflik başlar. Şimdi o yüzden bende bir agresiflik yok. Yarışmaya son 10 gün kaldı. Kaç tane adamın videosunu izlediniz son 10 gün kala bu şekilde? Bu kadar rahatlıkta mı yani? Evet, ben çok rahatım bence. Evet, çok rahat gerçekten. Yani ansızın şekeri... Ben böyle depresif bir halde gördünüz mü ya beni hiç? Evet, çok yorgun, mesela çok az önce olduğumda sessiz olurum, o kadar yani. Yani sabah kalktı ve inanılmaz derece terlemeye başladı durduğu yerde. Yani ben olsam mesela o terlemenin sebebi ne olduğunu bilmesem korkudan kalp krizi geçiririm. Ve bunu bilmeyen yarışmacılar mesela, şimdi ben alacağım telefonda antrenörümü arayacağım. İşte böyle böyle terlemeye başladım, bir stres, bir panik. Bir korku, ulaşamayacağım. Doğal olarak strese girip direkt hastanede olurum soluğu yani mesela. Ya hem etrafımdakileri stres olur hem de kendi stres olur. Doğaldır da olmaması imkansız zaten. Yani işte burada biz rahat. Çok zor. Rahat. Panik yok. Stres yok. Bir de şimdi şöyle bir şey. Bir yarışmaya giden ve orada ölüm kalım savaşıdır ve sen o yarışmayı illaki şampiyonluk falan, hayır abi, benim şu an öyle bir derdim de yok. Öyle bir derdim olmadığı için daha da efsane. Benim derdim, ben 40 günlük bir challenge yaptım. Bu challenge'da before after olarak işte o podyuma en iyi formda çıkabilir miyim denedim. 5 yıldır ben müsabaka yapmıyorum. Kaldım. Düşüncen yönde yoktu. Düşüncem de yoktu. Bir anda böyle bir şeyin içine girdim. O yüzden benim kafam çok rahat. Benim için en büyük şampiyonluk gidip orada pro kart almak deyip böyle bir ne oluyor falan filan. Tabii ki ya. O yani oraya giden adamın da hiç kimsenin de ben şampiyon olmak istemem de öyle bir şey yalandır. Herkes şampiyon olmaz. Ama yani insan kendini görür. Ama yapabileceğini rahat. Veya yapamayacağını anlar yani. Biraz insan kendi üzerinde objektif olması gerektiğini düşünüyorum ben bu tarz konularda. İşte bir adam gelir çocuk yanına makine gibi. Çocuk aksiyonu sever ya. Aksiyonu sever yani. Lüzum hayatında bir aksiyon olsun. 5 yıl dayanabildi. 5 yıl sonra lüzum gidip... 5 yılda da neler yaptı o zaman. Alsın yani. Bu sporun içinde olarak 5 yani. Yıl yani. Müsabaka görmeden. Yani inşallah çok güzel bir dereceyle gelir. Yaparım. Yani zaten sen bizim gönlümüzün şampiyonusun. Kralım benim. Şekerli sanki o mu? Sakız yedim. Tamam. Teşekkür ederiz. İlerideymiş tabii ha. Nerede? Gelecek. Oraya mı gidelim, ne yapalım? Drama yapmayalım. Hadi hadi. Bugün anneciğim gidiyor. Götüreyim, geleyim. Ve günün ikinci bölümü için harekete geçtik arkadaşlar. Saat 8.30. Şimdi gidip poz ve kardiyo çalışması yapıyoruz. Görüşürüz. Bu zaman kadar önemli. Hatta daha önemli yani. Çünkü
sadece bunu yapmak için onlara çıkacak. O yüzden buna çalışmamız lazım. Melocuğum, ne yapıyorsun? Serpişko'nun çanta seçimini yapıyorum ben. Oğlumuzun çanta seçimi. Evet. Arkadaşlar, Sarp büyüyor. Günü tamamladık. Artık dinlenme zamanı. Ve geri sayımlar devam ediyor. Umarım bu video da hoşunuza gitmiştir. Melo, nasıl gidiyorum sence? Mükemmel. İyi gidiyoruz ya. Nazar değmesin. Uyku zamanı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.